Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Bugün sizlerle birlikte her ay yaptığımız kanalımızın bir klasiği haline gelen Borsa İstanbul'da büyük para nerede? Başarılı fonlar, başarılı hisse senedi fonları hangi hisselere yöneliyor, hangi hisseleri tercih ediyor? Bunları inceleyeceğiz. Genel olarak 8 tane başarılı fonu seçtim ben sizler için. Her ay seçtiğimiz klasik başarılı fonları ekleme çıkarmalar da yapıyoruz tabii ki. Totalde 4 milyar TL'ye yakın bir meblağ hangi hisselerde, nerelere giriş, nerelere çıkış var? Bunları detaylıca bakacağız. İlgili bakacağımız datadaki Excel dosyasında 2500 izlenme sonrasında ben sizlerle paylaşacağım. Bilginiz olsun. Kanal üyelerimiz hemen elde edebilecek. Bunu da ekliyorum ve haydi gelin bir bakalım. Baktığımız vakit arkadaşlar önce ben size bir data setini tanıtacağım. Hangi fonlar var? NNF Hedef Portföy, RBH Albaraka Türk Portföy hisse senedi fonları. TCD Taciller Değişken Fon. Bu değişken fon fakat %80-90 aralığında hisse senedi tutuyor. O yüzden alıyoruz bunu. MAK Marmara Kapital. TTE İşbank'ın Borsa İstanbul Teknoloji Ağırlıklı Hisse Senedi Fonu. TKF Taciller Portföy'ün hisse senedi yoğun fonu. MPS Mükafat Portföy. UPH Ünlü Konu'nun arkadaşlar. Ünlü Portföy'ün hisse senedi yoğun fonu arkadaşlar. Burada baktığımız vakit ben bunu sizlerle paylaştığım vakit sizler şu şekilde değerlendirebilirsiniz. Birazdan sonuca da bakacağız. Hani bilginiz olsun şurada sonuç kısmında genelde neymiş ne değilmiş ona da bakacağız. Öncelikle ben size bunu bir tanıtayım. Baktığımız vakit arkadaşlar örnek veriyorum nedir? Geldik Alarko'ya geldik. Alarko kimde varmış arkadaşlar? İnelim şöyle aşağıya. NNF'de var, TCD'de varmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir de MPS'de var. Toplamda 3 fonda varmış. Peki bu Nisan ayı tarafındaydı. Bunun bir önceki ayda neydi durumu? Onu sonuçta karşılaştıracağız. Buradaki datayı o şekilde görebilirsiniz. Mesela Arsan'a bakalım. Arsan NNF'de varmış ve de MPS'de varmış. Toplam 2 fonda varmış gibi. Şimdi bunu böyle değerlendirdikten sonra değerli arkadaşlar bir de sonuç kısmına bakalım. Yani bu işin sonucu nedir, ne değildir? Burayı tanıtayım ben sizlere. Biraz da yakınlaştırayım ki daha rahat olsun hepimiz için. Baktığımız vakit Mart-Nisan ayı şeklinde baktık arkadaşlar. Nisan bölü Mart yaptık. Yani bu ne manaya geliyor? Yeni dönemde ekleme mi yaptı, çıkarma mı yaptı? O manaya denk geliyor. Kaç fonda var? Bir de fonların yüzdelik olarak çıkarttık. Yani şurada diyelim ki 3 fonda var. 3 fonda çıktı ya. Totalde 8 fon vardı. 8'in 3 fonunda var. Yani %38'de var gibi. Burayı da sıcaklık haritası şeklinde bize göstersin diye biraz da renklendirdim. Koyu yeşile doğru gittikçe fon sayısı artıyor. Kırmızılar arttıkça fon sayısı azalıyor. O şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi baktığımız vakit burada ne gibi stratejiler veya ne gibi bakış açısı yapabilirsiniz? Ben size onlardan bahsedeceğim. Öncelikle yeni girilen hisselere yoğunlaşılabilir. Neden? Çünkü bu fonlar arkadaşlar bir aylık, bir haftalık veya kısa dönemlik hisse senedi almıyor. Orta ve uzun vade hisse senedi ellerinde tutuyorlar. O yüzden hani yeni giriş yaptığı hisse senedini bu girdi işte kaçırdık gibi düşünmenize gerek yok. Eğer ki siz de orta vadeciyseniz yeni giriş yapılanları takip edebilirsiniz. Neymiş mesela yeni giriş yapılanlar? Şuradan bir sıralayalım değerli arkadaşlar. Baktığımız vakit evet yeni giriş yapılan totalde 15 tane hisse senedi var. Şimdi nerelere girmiş? Bera, Biotrend Enerji, Doğas, Flap, Gubref, İhlas, İhlas Gayrimenkul, Migros, Menderes, Medical Park, Matrix, Naten, Natural Gaz, Quark, Şok marketleri bir de Türk Telekom. Şimdi bunlar için de kendinizce de strateji oluşturabilirsiniz. İsteyen arkadaşlarımız bu 15'i takip edebilir. Yani veya bunun içinden arkadaşlarımız şunu da diyebilir. Ya hem yeni giriş olsun hem de daha fazla fon sayısına giriş olsun. Yani bakın genelde 1-2 şeklinde maksimumlar neymiş? 2 olan bir Migros bir de Biotrend Enerji. Buradan hem yeni giriş olsun hem de birin üstünde fonda olsun gibi bir mantık çıkarabilirsiniz kendinize. Örnek veririm öyle bir mantık yaptığınız varsa. Şuralara biz yazalım bunları. Neyim? Bir bakalım ne çıkacak önümüze videonun sonunda. Şimdi diyelim ki bunları yeni girişlerin içinden bu ikisini seçtiniz. Hem yeni giriş olacak dedik. Hem de dedik ki fazla fonda bulunsun dedik. Birincisi buydu. İkincisi dedik ki büyük para nerede? Ben de bir büyük paradan birkaç tane sepetimi atalım dedik. Örnek veriyorum. Yani şurada bir bakalım. Baktığımızda largest to smallest büyükten küçüğe şey yaptığımız zaman
Dedik ki arkadaşlar bakın lot sayısı olarak 23 milyon lotluk bir artış var. Yani hem de geçen aya göre %2'lik de bir artış var. 1.02 geçen aya göre %2'lik de Kardemir'e bir ekleme olmuş arkadaşlar. İsfin sabit kalmış mesela. Burada hem yüksek olsun yani para büyük taraf orada olsun hem de yeniden bir giriş olsun tarafında mantığıyla baktığımızı varsayalım. İkinci bakış açısı. Nedir burada? Kardemir var arkadaşlar. Orta vadeci bir arkadaşsınız örnek veriyorum. KRD MD yaptık. 1'e koyduk. Hem fonların %63'ünde var. Hem yeni giriş var %2'lik. Tamam dedik bunu alalım dedik. Düşenlere çok yönelmeyeceğim. Mesela Petkim 0.88'e düşmüş. Yani %12'lik bir çıkış olmuş Petkim'den. Yönelmeyeceğim. Mesela bakın bu güzelmiş. Neymiş? Alark. %20'lik bir giriş var. Hem de %38 fonda var. Yani 3 fonda var. Alark'ı da alalım buraya arkadaşlar. Alark. Alark'ı da aldıktan sonra bakıyorum şurada çok ciddi bir giriş var. HLGYO. Hem 3 fonda var hem yani çok ciddi giriş olmuş. Son olarak da bunu alalım. Sizlere ben paylaşınca bunu sizler de kendinizce yapabilirsiniz. Ben şu an canlı canlı bakıyorum. Şimdilik ne yaptık? Birincisi yeni girişi olan ve fazla fonda olanları aldık. İkincisi büyük paradan kasıt büyük lot sayısı nerede? Bir ona baktık. İkincisi bir de yine fazla fon. Yani önemli olan fazla tercih edilsin ve istediğimiz hedefte olsun. Şimdiye kadar kaç tane seçtik? 5 tane hisse senedi seçtik. Şimdilik sonuncu tarafa bakalım. Şimdiki hedef... Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Normal şartlarda herkes başka birinden bir sponsorluk alır. Fakat ben kendi kanalıma yine kendim sponsor oldum. Peki nasıl sponsor oldum onu size söyleyeyim. Arkadaşlar bizler kanalımızda üyelerimize özel günlük piyasa analiz videoları çekiyoruz, analizleri çekiyoruz. Her akşam bunu yapıyoruz. Nedir? Bu analizler sayesinde doları 6.96'lardan yakaladık. Altını 410 liralardan yakaladık. Peki bu günlük piyasa analiz videolarını sizler nasıl izleyebilirsiniz? İşte sponsorlukta bu olmuş oluyor arkadaşlar. Günlük piyasa analizlerini arkadaşlar şurada katıl butonunda bakın günlük piyasa analiz diye burada çıkıyor. 60 lira aylık 60 lira katıl diyerek buradan tıpkı e-ticarette bir ürün alıyor musunuz gibi kredi kartınızda katıl butonuyla bu şekilde günlük piyasa analiz üyelerimize özel yaptığımız günlük analizlerimizi izleyebilirsiniz. Ve de bu sayede gün içinde Amerika tarafında neler oldu, Avrupa Asya borsalarında durum nedir, Borsa İstanbul'da durum nedir, dolar, altın, gümüş, euro buralarda neler olmakta ve... Ve şu sıra çok trendli olan kripto para tarafında da neler oluyor, neler bekleniyor gibi bu analizleri her gün tek tek yapıyoruz. Bu sayede sizler de yatırımlarınıza daha kaliteli, daha güvenli şekilde yön verebilirsiniz. Hepinizi günlük piyasa analiz üyeliğimize bekliyorum. İyi günler. Hedefimiz arkadaşlar hem giriş olacak. Şimdi öncelikle girişi bir yapalım. Şimdi şunu bir clearlayalım. Pardon. Şöyle yapalım. Number filters'tan arkadaşlar birden büyüğü seçeceğiz ki girişler olsun buraya. Birden küçüğü seçersek çıkışları seçeriz. Birden büyüğü seçelim. Evet. Birden büyük yani yeni girişlerin olduğu geldi arkadaşlar. Bir de diyoruz ki biz buna hem birden büyük geldi. Buna diyoruz ki değerli arkadaşlar hem de fazla fonda olsun. Yani yüzdesi olarak hem giriş olsun ve de girişler daha fazla fondan olsun. Yani bir fondan, iki fondan değil de 3, 4, 5 fondan olsun veya 8'e yakın fon adetinden olsun dediğimizi varsayıyoruz. Burada da yaptığımız vakit bakın arkadaşlar geldi. Şimdi Kardemir'i zaten seçmiştik biliyorsunuz. Burada iddialılardan birisi Seleç gelmiş arkadaşlar. Yaklaşık %80'e yakınlık bir yeni artış giriş olmuş Seleç'te. 5 tane fonda var %63'te. Yani buraya Seleç'i de ekleyebiliriz değerli arkadaşlar. Seleci ekledik. Seleç'ten sonra bakıyoruz. Yine %30'luk bir giriş var. Alkım'da arkadaşlar. %63 oranında fonlarda bulunuyor. 8 fonun 5'i %63'te bulunuyor arkadaşlar. Alkım'ı alıyoruz. Alkım'ı aldıktan sonra bakın logo var. Teknoloji diye dedik diyelim. %19'luk bir giriş olmuş. Yani %20'ye yakınlık bir giriş var. Bu da yine 5 tane fonumuzda var arkadaşlar. Demek ki fonlar buralarda daha yoğun tercih ediyor. 8 fonun 5'i de logo var, Alkim var, Seleç var. Güzel. Burada baktığımız vakit logodan sonra Aselsan var, Vespe var. Vestel'e %6'lık bir giriş olmuş. Mesela BİM'e çok ciddi bir giriş olmuş BİMAŞ'a. BİMAŞ'ta yaklaşık 4 katı giriş var. 4,5 katı hatta. 4 tane fonda var BİM. Alarko'yu seçmiştik zaten. HLGO'yu seçmiştik. Yani gıda sektörü olsun da istiyorsak portföyümüzde BİMAŞ'ı da seçebiliriz değerli dostlar.
Şimdi bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Şunu bir kaldıralım. Okey diyelim. Ctrl Z diyelim tekrardan. Seçtiklerimiz şunlardı arkadaşlar. Alark vardı. HLGYO vardı. Bir de bir tane daha vardı. O da Biotrend'di arkadaşlar. Biotrend enerjiydi. Şöyle yazalım. Onun kısaltmasını birazdan gireceğim. Şimdi bunu da böyle dedikten sonra değerli arkadaşlar, şurada filtreyi biz bir clearlayalım. Bütün hepsini bir A'dan Z'ye sıralattıralım. Evet. Şimdi şunu da yaptık mı? Number filters'ı da arkadaşlar şöyle silelim. Okey diyelim. Yine hepsini götürüyor. Number filters tarafını sıfırdan büyüğü seçeceğiz. Okey. Şimdi geldi. Neyi seçmiştik arkadaşlar? BON. Şimdi evet, eleme yapacağız birazdan. Şurada seçtiklerimiz arasında bir dakika. Şimdi Alark'ı iki kez yazmaya gerek yok. HLGO'yu da iki kez yazmaya gerek yok. Dedikten sonra bakın şimdi arkadaşlar. Benzer sektörlerden birkaç tane var. Onların içinden biz bilanço yaptığımız bilanço analizlerine göre de seçimlerimizi yapacağız. Şimdi Kardemir, demir çelik sektörü dedik büyük para tarafında dursun. Seleç, ilaç depolama, Alkim, kimyevi sektör, Logo, teknoloji yazılım, Biotrend, yenilenebilir enerji sektörü, Alarko Holding, gayrimenkul sektörü var. Güzel, buraya kadar güzel. Bimaş'la Migros kalmış elimizde. Şimdi Bimaş, Migros ikisi de perakende ticarette, ikisi de benzer sektörde. İkisini de almak yerine ben birinde olmayı tercih ederim açıkçası, onu söyleyeyim. Şimdi burada bizim incelediğimiz Bimaş videomuz vardı. Bimaş bilanço videomuzda. Orayı çok böyle nötr bulmuştum Bimaş'ı. O yüzden Bimaş, Migros arasında ben Migros'u tutmayı daha çok mantıklı buluyorum şu an için. Burada da hemen şöyle bir değişim yapalım. İçine atalım bunu. Okey diyelim. Evet. Evet arkadaşlar, bu ay için benim kendim burada canlı canlı sizlerle birlikte kendi oluşturduğum data havuzunda, yani bilgi havuzundan kendi bakış açımıza göre kaç tane? 8 tane hisse senedini seçtik. Yani bu ay 8 tane hisse senedi, bunlara bakacağız. Ay sonunda da değerlendireceğiz. Üyelerimizle daha interaktif bakabiliyoruz. Soru soruyorlar. Anlık cevaplayabiliyorum onları. Diğer tarafta yoğunluk oluyor. Görmüyorum bazen. Kusura bakmayın o yüzden. Kardemir, demir, çelik, çelik sektörü, Seleç, ilaç depolama, Alkim, kimyevi sektör, Logo, yazılım, bilişim, Alarko, Holding, HLGO, gayrimenkul, Biotrend, enerji, Migros, perakende ticaret. Çok güzel çıktı yani. Hoşuma da gitti benim. Buradaki arkadaşlar 8 hisseyi takip etme amaçlı, yatırım tavsiyesi değildir diyerekten takip etme amaçlı sepetimizi atıyoruz. Bu sepeti bugünden itibaren attık. Ben haftalık bazlı YouTube'da herkese açık şekilde performansını paylaşacağım. Siz değerli takipçilerimizle sepet performansımız diye zaten görürsünüz. Resme tıklayıp göreceksiniz. Bugün için bunları arkadaşlar kapanış fiyatlarından aldığımız veya yarın yarım gün muhtemelen çalışacak. Yarın yarım gün sabahtan açılış fiyatlarından bir giriş buralarda yapıyormuşuz gibi. Ben burada Excel'ini hazırlayacağım. Haftalık sizlerle paylaşacağım. Önümüzdeki ayın 8'i ile 11 arasında yine tekrar benzer bu analizle görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Fırsatları kaçırmayın. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Benim kişisel şahsi analizlerimdir. Tekrardan kendinize iyi bakın. Mutlu günler diliyorum. Şimdiden de bayramınız mübarek olsun. Bayramınız kutlu olsun değerli arkadaşlar. İyi günler.